Değerli izleyenler, Eğrisi Doğrusu programına hoş geldiniz. Belgeselimiz bittikten sonra bu Eğrisi Doğrusu olarak belgesel sonrasında ilk programımız oluyor. Tesadüf Almanya'nın Ermeni soykırımı iddiasıyla ilgili olarak bir parlamento kararını kabul etmesinden sonra bu programı yapıyoruz. Bu programda esas itibariyle konumuz Türkiye'nin dış politikası. Çünkü Almanya'nın bu kararı kabul etmesinde de dış politika ile ilgili diğer sorunlarda da nihayet dönüp dolaşıp gelinmesi gereken yer Türkiye'nin dış politikasında artık ne gibi değişiklikler, düzeltmeler ya da açılımlar ya da atılımlar yapmak gerektiği. Meselenin diğer çok önemli bir yönü de aşağı yukarı 25 Temmuz'dan beri devam eden terörle mücadele konusunun dış politika ile ilgisi. İşte teröristleri dış güçler destekliyorlar, bir takım devletlerin istihbarat teşkilatları destekliyorlar. Bunu politikacılar aşağı yukarı PKK terör örgütünün ortaya çıktığı 1984'ten beri söylüyorlar. Görüşeceğimiz en önemli konu böyle dış politika sorunları, çeşitli çevrelerle, ülkelerle, gruplarla dış politikada ihtilafları olan bir ülkenin terörle mücadelede karşılaşacağı zorluklar ve bu zorlukları aşması için yapması gereken, uygulaması gereken politikalar. Konuklarımız Sayın Uluç Özülker. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Uluç Bey, Türkiye'nin en tecrübeli, en yetkin diplomatlarından birisi. Türkiye'nin dış politikada karşılaştığı hemen hemen bütün problemleri yaşadı. Diplomat olarak onlarla mücadele etti. Terörle mücadelenin diplomasi boyutunda da tecrübeye sahip. Kendisiyle bu konuları konuşacağız. Yani dış politikada problemleri olan bir ülke bu kadar yaygın bir terörle nasıl başa çıkacak? Bunun için neler yapmalı? Diğer konuğumuz Sayın Belgin Şan Akça. Akça demiyorum, Akça. Doğru telaffuz ettim. Evet. Kendisi akademisyen. Ben kendisine doçent dediğimde hayır, sonbaharda evet, doçent oluyorum dedi. Ama Oxford Üniversitesi'nden terörle ilgili bir kitabı yakında yayınlanacak. Bu konunun akademik bir uzmanı. Kitabının İngilizce adı States in Disguise. Evet. Ben bunu maskeli devletler diye tercüme ettim. Olabilir dediniz. Olabilir. Sizde. Çok güzel. İşte devletlerle, maskeli devletlerle terör örgütlerinin arasındaki ilişkiyi, dolayısıyla Suriye'deki terör örgütleri ve PKK ile çeşitli devletlerin ilişkilerinin ne olabileceği konusunu görüşeceğiz. Bir takım elimizde bu konuda akademik veriler de var. Hangi devletlerin akademik ölçülere göre terör örgütlerini en çok kullanan ya da silahlı devlet dışı grupları en çok kullanan devletler hangileri? Bu konuda istatistiki veriler de var. Onları da göreceğiz. Fakat şimdi kısa bir reklam arası, ondan sonra. Evet, değerli izleyenler, programımıza devam ediyoruz. Konumuz dış politikada problemleri olan bir ülke. Mesela Almanya'da böyle bir kararın kabul edilmesini diplomatik olarak engelleyemeyen bir ülkenin terörle mücadelede kendisine siyasi, diplomatik müttefikler bulması, bu konuda Türkiye'nin neler yapması gerektiği. Sayın Uluç Özülker, sizden başlayalım. Bu karar niye 2016'da Almanya'da kabul edildi? 2015'te önlendi. Halbuki yine böyle bir teklif vardı. Alman Cumhurbaşkanı Gak önledi bunu. Bu defa niye Almanlar buna engel olmadılar? Biz niye önleyemedik? Şimdi efendim, evvela bir sistem yönüyle işe bakmak lazım. Her halükarda Almanya belki hani geçmişiyle falan da bakıldığı zaman katı bir ülkedir ama her halükarda bugünkü koşullarda Türkiye'den çok daha iyi bir demokrasidir. Dolayısıyla bu koşullarla baktığınız zaman orada parlamentonunda, hükümetinin gücünün de bu bağlamda vesaire bütün bunların kendi içinde bir oturmuş yeri vardır. Siz üzerine gittiğiniz zaman illaki değiştiremezsiniz. Burada dikkat çeken en önemli husus, bugüne kadar oldum olası ben Almanya'nın orada çok küçük bir Ermeni toplumu vardır. Bu toplumun baskısı altında desem yalan olur. Çünkü yani oturup bunun bir diaspora gibi baskı yapabilecek gücü yoktur. Amerika veya Fransa gibi değil. Değil, kesinlikle değil. Ama buna rağmen Almanya devamlı kendi geçmişinin getirmiş olduğu travmaları
bir şekilde hatırlayarak kendisine şerik arayan, ortak arayan bir tutum içinde gelir. Sadece ben yapmadım, başkaları. Ben yapmadım, başkalarında da vardır ve benden evvel dedi. Hatta o kadar ki hatırlayın, Nazilerle ilgili olarak ortaya iddialar atıldığı zaman, tenkitlerde bulunulduğu zaman çok basit bir argüman kullanmışlardır. Hitler dahi, işte bakın Ermenilere yapıldı, hiçbir şey olmadı. Dolayısıyla ben de onu oradan aldığım cesaretle bunu yapabildim dedik şeklinde bir takım... Uydurma, bunların uydurmayı, hiçbir akademik kaynakta referans hiçbirinin yok. Hiçbirinin yok tabii ama evet. Yani buraya kadar kendilerine bir, nasıl diyeyim, bir bahane arkasında saklayıp, excuse, tam böyle affedersin demenin başka bir yönü, yolu. Peki bu kararın kabul edilmesinde Almanya'yla, Avrupa Birliği'yle, genelde Batı'yla Türkiye'nin yaşadığı bir takım sorunlar var. Türkiye hakkındaki raporlar, Freedom House raporu, ilerleme raporları falan, bunların rolü oldu mu? Kesinlikle oldu. Şimdi bir kere evvela Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde bir kere üslup meselesi var. Karşılıklı olarak üslubu sertleştirdik. Üslup bu kadar önemli midir? Çok önemlidir. Yani net, bir kere ağzınızdan bir söz çıktıktan sonra karşı taraf onu bir kenara yazar. Ondan sonra da bunun intikamını alır. Yani çok basit bir örnekleme yapayım ben size. Konuştuk kendi aramızda gelirken. İngiliz kraliçesine Suudi Arabistan 25 sene falan evvel, bu 72 krizlerinden sonra oldu, hakaret etti. O Charles'ı gönderdi, veliaht prensi, özür diletti. Sordular, yahu sana hakaret ettiler, sen niye gidip özür diliyorsun? Hiç merak etmeyin, şu anda menfaatlerin bunu icap ettiriyor, yarın ne olacağını hep beraber görürsünüz dedi. Yani başka bir deyişle Batı size birden Türkiye'de olduğu gibi bir reaksiyon vermez. O sadece bir kenara not eder, o not etmiş oldukları da zamanı geldiği zaman size bir şekilde ödettirmeye yönelir. Batı sisteminin temelinde bu var. Rahmetli Süleyman Demirel'in de böyle bir lafı vardı. Yani büyük devletlerle çatışmaya girdiğinizde nerede ne zaman size dürtecekleri, Süleyman Bey'in rahmetli sözü, evet. Belli olmaz diye. Belli olmaz. Evet. Şimdi efendim burada Almanya'ya gelirsek, Almanya'da ben 3 tane temel faktör olarak satır başı halinde söyleyeyim. Birincisi burada da oldum olası, ben kendim bildim bileli bu meseleyi kurcalarlar dediğim nedenle. Ama son 15 aydır başka bir yöne saptı. Orada bizim bir Türk toplumumuz var. 3,5 milyonluk bir toplumdur ve bunun yaklaşık 1,5 milyon kadarı da Alman vatandaşlığını almış durumdadır. Gecikmişlerdir, keşke 3,5 milyonun tamamını alabilselerdi. Tamam. Ama bu bir oy demektir. Hatırlayalım ki 350 bin oy farkıyla tabii kim kazanacak diye bakarken Türkler ne kadar önem kazandı ve ön plana çıkarıldı. Evet. Şimdi ben devletlerin bir noktada yaptırım gücü, hatta etkileme gücü çok ileriye gitmez. Çünkü o resmiyet kazanmıştır. Devletten devlete ilişkilerde kalıplar vardır, bunu aşamazsınız. Ama bir siyasetçinin en iyi anladığı şey, onun üzerindeki baskı oydur. Siz orada kendi diasporanızla ön plana çıkıp ne yapıyorsunuz? Bundan sonra bizim oyumuzu alamayacaksınız demiş olsanız inanın ki bunun etkisi çok daha büyük olurdu. Size şunu sorayım. Fransa'daki Ermeni nüfusuyla Almanya'daki Ermeni nüfusu oransal olarak aşağı yukarı aynıdır sanırım. Yok efendim, hayır. Yani şöyle diyeyim, Fransa'da 400 bin ile 500 bin arasında. Hiçbir şey değil. Bir şey ama değil. Nasıl etkili oluyor? 500 bin Türk vardır. Buna karşılık orada Ermeniler en ufak bir şey. Şimdi şöyle bakalım. Ben bütün meslek hayatım boyunca haksız olmuş olsalar dahi bir Ermeni veya Rum'un kendi ülkesinin menfaatlerini ön plana çıkarıp kendi menfaatlerini unutup onu savunmadığını gördüğüm bir tane ortam yoktur. Buna karşılık ben Fransa'da bakarken Almanya'da da görev yaptım 4,5 yıl. Aynı şey fraksiyonlara bölünmüş vaziyettedir. Herkes kendi ideolojisi veya yaklaşımları kapsamında devleti hep ikinci plana iterek kendini savunmak için ön plana çıkar. Dolayısıyla bu birlikteliği sağlayamazsınız. Bugün Almanya'da bir parti başkanı, isim vermeden gidip orada, o da katıldı, onlar da organize ettiler. 2-3 bin kişinin katıldığı bir yürüyüş yapıyorsunuz, protesto. Bir an için düşünün, ben Brüksel'de görevliyken... 3,5 milyondan 2-3 bin kişi katıldı. Yani şimdi düşünün ki ben Brüksel'de görevliydim efendim. İlk gencim o zaman 1971 yılında Belçika parlamentosuna bir kanun teklifinde bulunuldu. Kürtajın önlenmesi. Neden? Çünkü Papa yazı yazmış, önlenecektir, Hristiyanlığa aykırıdır diye. Biliyor musunuz? Hani abartıyorum belki sayıyı ama 1 milyona yakın kadın hep beraber sokaklarda
ne yapıyorsunuz, kadın haklarına aykırıdır diye ve çıkaramadılar o kanunu. Şimdi bu toplumların altyapılarında bu var. Bugün Fransa'da Holland kalktı. Dedi ki işte 35 saatten vazgeçiyorum, onu yaptı. Sağa göz kırpıyor aslında muhafazakarlara. Oy toplayacak sözüm ona. Ne oldu? Fransa her zamanki gibi sokağa indi. Yapabilir mi? Yapamaz. Mitterrand kilise okullarına devlet, General de Gaulle'un koyduğu devlet desteğini kaldırmak isteyince Paris'te 1 milyon Katolik türedi. Şeye bakın, Charlie Hebdo meselesine bakın. Bu biraz kültür meselesi. Yani bizim kültürümüzde böyle... Uzlaşı kültürümüz çok zayıf. Evet. Birincisi budur. Teröre geleceğiz. Orada da bu çok önemli. Ama ikincisi çok pasifiz. Bir gün Sarkozy beni çağırdı efendim. O zaman İçişleri Bakanı. Maghreb Büyükelçilerini de çağırmış. Gelmediler onlar. Korktular. Yani Fas-Tunus Cezayir. Evet, Fas-Tunus Cezayir. Korktular, onlar gelmediler. O arada biz baş başa görüşüyoruz. Dedi ki yahu senden bir ricada bulunacağım. Ne olur dedi, yanlış anlama. Nedir? Biz dedi sokakta çözmeye alışmışızdır birçok şeyi, biliyorsun. Allah aşkına sen söyle dedi şu toplumuna da. Biraz onlar da sokağa inip dedi haklarını savunsunlar. Ben niye de, diyor Sarkozy bunu? Efendim çünkü o sırada hak hukuk meselesi var. Yani bir şeyler verilecek. Bu türban, yabancılar yasaları vesaire gündemde, bunlar tartışılıyor. Türkler de burada laiklikleriyle vesaire falan öyle inanılarak ön plandalar. Yani Kuzey Afrikalılara karşı modern Türkler de ortaya çıksın. O da çıksın ortaya. Onları hep dinliyoruz. Sizin de haklarınızı savunabilelim şeklinde. Denge ne olur olacak. Yardım et. Dedim ki Allah'tan yapmıyorlar. Neden? Çünkü hepsini bir araya getirip de oraya toplu kavga çıkıyor. Eğer fraksiyonlar olarak gelirlerse o zaman da bir anlamı kalmıyor. Maalesef bizim böyle bir sıkıntımız var efendim. Şu anda 3,5 milyon veya 3 milyon her neyse oradaki Türk'ün, hele 3. ve 4. jenerasyonların, nesillerin Türklüğe, yani şöyle hep düşünürdük. Bunlar Almanlaştıkları, asimile oldukları ölçüde Türkiye'yi kaybedecek, Türkiye'den vazgeçecek, Türklüğü kaybedecek. Tam tersine çok daha bilinçli bir biçimde evet. Türkiye'ye bağlılar ama hiçbirini sokakta topyekun göremez. Öyle bir gelenek. 1 milyon insanı yürütseniz bu iş geçmezdi. 1 milyonu bırakın herhalde 50 bin kişi yürütseniz herhalde geçmezdi. Üçüncü bir şey daha müsaade ederseniz çok kısaca evet, çok söylemek. Kısa. Evet, teröre gireceğiz. Kısaca bir söylemek istiyorum. Şimdi bir değerli yalnızlar büründük diye övünüp duruyoruz. O değerli yalnızlık her neyse. Eğer bir kere herkes bir güvenli bir limana sahip olmak mecburiyetinde. Biz bile nitekim çok sıkıştığımız zaman Avrupa Birliği, NATO diye gene dönüp gidiyoruz bütün öbür politikalara rağmen. Ama bu aynı zamanda kişisel ilişkilerin çok ön plana çıkarıldığı bir ortamın ifadesidir. Yani açtığınız zaman telefonu Merkel'le... Devlet adamlarıyla şahsi dostluk. Merkel'e telefonu açtığınız zaman, ama sen de işte Sayın Merkel falan demek değil. Ey sayın dostum Merkel, bizi niye satıyorsun gene lütfen? Şurada daha fazla... O başka bir şeydir. Dolayısıyla etkileyememe noktasına gelmiş olan Türkiye, etkilenmeme noktasında olamamak gibi bir lükse sahip değildir. Şu çok önemli, etkileyebilme noktasında olamamak. Olamamak. Öyle olunca da etkileniyorsunuz. Etkilenememeyi yapamıyorsunuz. 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 Şimdi bu durumda terörle mücadele eden bir ülke. Bu Almanya'nın kararı 48 saattir çok konuşuldu. Ben Almanya'nın kararından daha önemlisi Türkiye'nin karşı karşıya olduğu terör tehdidini görüyorum. Nitekim Almanya ile ilişkilerin bozulmayacağını hem bizim Sayın Başbakan söyledi, hem Merkel Alman Başbakanı Şansölye söyledi. Ama terör için hiç kimse böyle konuşamıyor. Şu tarihte bitecek, şöyle olacak diye. En büyük mesele terör. Dış politikada ilişkiler düzeliyor, bozuluyor. Şu benim dikkatimi çekiyor. Bugün aşağı yukarı dünyanın bir numaralı sorunu terör. Amerika terörle uğraşıyor. Avrupa Birliği terörle uğraşıyor. Suriye terörün batağında, cehennemin dibinde, affedersiniz. Orta Doğu aynı şekilde. Çin, Japonya, Rusya, onların da kendilerine göre terör dertleri var. Terör, niye terör birdenbire böyle bir numaralı sorun haline geldi? Halbuki Soğuk Harp döneminde böyle değildi, yanılmıyorsam. Evet, çok güzel bir soru. Terör bence genel trendlere baktığımızda ve tarih boyunca baktığımızda aslında dünyanın bir numaralı sorunu haline şu anda geldi ama yeni bir şey değil. Yeni değil tabii. Tabii, yani onu biliyoruz ve şu anda istisnai olarak çok fazla sesini duyuran ve çok fazla şiddete başvuran ve can kaybının maalesef çok fazla olduğu bir
yeni terörizm moduna geçilmiş durumda. Bu ne demek? Mesela El-Kaide, IŞİD gibi örgütler yapılanmaları itibariyle de çok farklılar. Yani bizim o alışa geldiğimiz işte etno-milliyetçi örgütlerin içerisinden çıkan ya da işte 1970'lerin, 80'lerin sol ideolojisinin, ekolünün motive ettiği anarşi hareketleri onun içerisinden çıkan terör örgütlerinden çok farklılık gösteriyorlar. Bir kere hiyerarşik bir yapı yok. Tamamen yatay, liderlerin dağınık belli hücrelerde olduğu ve bu sayede de çok çabuk mobilize olabiliyorlar. Yani sadece bir bölgeye tıkanıp kalmıyorlar. El-Kaide ve IŞİD bunun aslında öncülüğünü yaptı ve ben şöyle düşünüyorum. Şu anda PKK ya da diğer terör örgütleri de bu şekilde öğreniyorlar bu stratejiyi. Örnek alıyorlar. Yani böyle bir durum var. Ayrıca tabii herkesin aslında çok diline pelesenk olmuş. Yani PKK hiyerarşik merkezi yapıdan bir örgüt. Biraz şimdi El-Kaide'leşiyor, IŞİD'leşiyor. Tabii biraz daha yatay bir yapıya bürünmüş durumda. Artık bir tane lider yok. Hatırlarsanız önceden işte Öcalan'ı duyuyorduk ama şimdi çok farklı bölgelerde, şehirlerde bir kadın lider duyuyoruz ya da başka bir şekilde lider duyuyoruz. Daha tehlikeli. Daha tehlikeli çünkü daha hızlı mobilize olabiliyorlar, daha hızlı saldırılarını gerçekleştirebiliyorlar. Fakat ben dikkati şuraya çekmek istiyorum. PKK'ya ben kafa yormaya başladığım yıllardan beri... Kaç yıldır PKK üzerine çalışıyorsunuz? 2000 yılında doktorama başladım. Ama ben PKK üzerinde çalışmıyorum sadece, aslında. Genel olarak terör örgütleri üzerinde çalışıyorum. Ve ben devlet dışı silahlı örgütler diyorum. Size birkaç rakam vereyim ben. Hem de biraz daha netleştirmek adına. Devlet dışı silahlı örgüt dediğimizde bu kesinlikle terörizme başvurmuyorlar ya da bu örgütlere terörist istemeyelim anlamında kullanmıyorum. Genelleme yapabilmek açısından 1945 ve sonrasında ortaya çıkmış olan 457 örgüt üzerine ben bir veri oluşturdum. Ve bu 457 örgüt üzerine destek sağlayan devletler ne tür destek sağlamışlar, ne kadar sürmüş destekleri gibi ve benim bakış açım biraz daha uluslararası ve devletler arası ilişkiler açısından bu konuyu değerlendirebilmekte. 104 tane devlet, düşünün şu anda Birleşmiş Milletler'in üyesi olan yaklaşık 192 devlet var ve bir de Filistin otoritesi var resmi olmayan. 104 tanesi bu şekilde bir örgütle başa çıkmak zorunda kalmış 45 ve 2010 arası. 95 devlet yaklaşık herhangi bir örgüte destek sağlamış 45 ve 2010 arası dönemde. Bu 95 devlet. 95 devlet. Terör silahlı örgütlere destek sağlamış. Ve bu şu manada söylüyorum, sürekli bir destek değil bu. Belki bir yıl sağlıyor, belki iki yıl sağlıyor, daha sonra duruyor. O anlamda söylüyorum. Taşeron işlemi gibi. Aynen öyle. Evet. Ve bu örgütlerin tanımlarsak, daha sonra belki terörizmin tanımını konuşabiliriz. Genelde devletlerden siyasi toprak talepleri olan ve bunu şiddet yoluyla çözmeye çalışan örgütler. Mesela Suriye GAP projesini özellikle Fırat Nehri üzerinde Atatürk Barajı'nı engellemek için PKK'yı destekleyip Öcalan'ı besliyor. Tabii. Yıllarca güvenli liman sağlamıştır. Hem silah sağlama hem finansal kaynak sağlama, liderlere güvenli liman sağlama. Örneğin İsveç, Aceh hareketinin lideri Hasan Tiro'ya yıllarca... Aceh hareketi nedir? Özgür Aceh hareketi Endonezya'daki. Endonezya evet. Evet. Oradaki mesela o örgütün başı Hasan de Tiro'ya yıllarca destek sağlamıştır. Tamil Tigers, Tamil'in aslanları yıllarca Londra'da... headquarter'ları bir şekilde ofisleri falan bulunmuştur. Tabii ben bunu söylerken şu şekilde de netleştirmek sizin istiyorum. Sizin kitabınızda bir grafik var. Evet. O grafik tam yeri geldi. Tamam sanırım. Arzu ederseniz. Evet bu akademik bir grafik. Hı hı. Devletlerle ilgili siyasi bir değerlendirme değil. Bunu belirtelim. Hı hı. Bu grafik bize ne diyor? En başta Libya var, sonra çeşitli devletler sıralanıyor. Ne anlatıyor efendim bu grafik bize? Evet, şimdi burada ben bu destek konusunu çok farklı analiz ediyorum ama onun detaylarına şimdi girmeyeyim. Evet, ayrıntıya girmeyeyim. Burada ilk 10 devlet ve şu şekilde sıralanıyor. Benim veri tabanım yıl veri tabanı. Yani 1990 ile 98 arası Suriye destek sağladıysa bu 8 yıllık bir veri olarak oraya giriyor. Buradaki yüzdelik
puanlar. Örneğin Libya destek sağlandığı yılların %7.16'sı Libya'ya ait. İşte Rusya %6.15'i, İran %5. Yani en çok Libya, ondan sonra Rusya, ondan aynen sonra öyle. İran devam eder misiniz? Suriye, Amerika, Tayland evet. var, Pakistan var, Çin, Sudan ve Küba. Bunlar terör örgütünü, silahlı örgütleri bir şekilde desteklemişler. Aynen öyle. Ve bu 95... En başta da İran geliyor. Evet, 95 devletin içerisinde de ilk 10 sırada yer alıyorlar. Ve örgütlerin bakıldığında ortalama yaşam süresi 7,5 yıl aslında. Şimdi 7,5 yıl deyince PKK 30 yıl. Şimdi tam yeri gelmişken ben size ondan da bahsedeceğim. Buyurun. Hatta buraya grafiklerimi ve tablomu da getirdim. Özellikle PKK açısından enteresan olan şey şu. Soğuk Savaş döneminde ortaya çıkmış ve şu ana kadar devam eden örgütlere bakıldığında ortalama 7 ya da 8 tane örgüt var. PKK bunlardan bir tanesi. Diğeri mesela? Diğerleri örneğin Hindistan'daki işte Halkın Kurtuluş Partisi, Eritre, Etiyopya'daki Oromo Liberation Front gibi. İşte, ama bunların en çaplısı, en violent'ı, en çok şiddet kullananı PKK. Onunla ilgili şu anda tam veri yok elimde, onunla ilgili konuşamayacağım ama Kolombiya'daki mesela Revolutionary United Revolutionary Armed Forces FARC mesela, o da çok ünlü. Bugüne kadar halen devam ediyor. Bize neyi gösterir bunların soğuk savaş? Şunu gösteriyor. Devam ediyor. Türkiye'de şöyle bir gelenek var. Terörizmi sadece dış destekli. Ben dış desteği çalıştığım halde, ki özellikle bu sebeple çalıştım zaten. Gerçekten sadece dış destek olgusum ve şunu buldum ve o yüzden de sosyal bilimsel bir yaklaşımım var. Sadece bize olmuyor dış destek. Benim verim ve çalışmam da bunu gösteriyor. Bir devlet destek vermeye başladıktan sonra ortalama 9 yıl bir örgüte destek verebiliyor. Dünyada çok yaygın oluyor. Maalesef bu bir norm olmuş durumda. Dış destek bir boyutu, fakat bizim bunu farklı farklı düzlemlerde gerçekten belli siyaset, belli politikalar geliştirip çözmeye çalışmamız gerekiyor. Burada dış politika devreye giriyor. Dış politika ve bence iç politika, ikisi bir arada. İç politikayla ilgisine, yani diyelim ki X devletinin PKK'ya desteğini, siyasi, silahlı, evet. parasal, istihbarat desteğini kesmek için bizim iç politikamızın rolü ne bunda? Çok güzel bir nokta. Biz öncelikle bu örgütlerin gidip dışarıda kendilerini haklı gösterecek zeminin hazırlanmasının önüne geçmemiz gerekiyor iç politika. İçeride demokrasi. Evet, içeride demokrasi, demokrasinin geliştirilmesi, ama çok haklısınız. Dışarıda da ikili Uluç Bey'in de söylediği gibi devletler arası ilişkilerin geliştirilmesi, diplomasi dilinin daha etkin kullanılması. Bunların evet. hepsi bir etken. Şimdi reklama girmeden önce Uluç Bey'e soralım. Efendim, siz diplomasi hayatınızda çeşitli devletlerle PKK'yı niye destekliyorsunuz veya desteklemeyin yahut destekliyor musunuz diye görüştünüz mü? Kesinlikle. Biraz Suriye daha, meydanda, onun dışında? Bakın da Libya'dan bahsettiler biraz evvel evet. efendi. Ben orada Kadhafi ile birebir bunu görüştüm. Ne görüştünüz? Şimdi şöyle, Kadhafi orada bir üs vermişti. Eğitim kampı vardı. Orada eğitiliyordu. Ve aynı zamanda Avrupa'ya da orada finansmanını sağlamak suretiyle bir sürü yayınların vesaire Türkiye'ye gelen kaynağını oluşturuyordu. Çok net olarak niye böyle yapıyorsun diye sordum. Yani netice itibariyle Türkiye... PKK'yı niye destekliyorsun? Yani Türkiye'sinin oldum olası Osmanlı İmparatorluğu'nda bir ümmet olarak sen orada zaten şahikasındaydın bu işin. Evet. Ondan sonra da Türkiye Cumhuriyeti sana ne kötülük etti de bugüne kadar gelip bu şekilde bir kötülük etmek peşindesin. Bunun bana cevabı çok netti. Yani evet. Libya olduğu için bir numarada onu bir örnek olay diye anlatıyorum. Evet. Bana çok net. Dedi ki, benim dedi yeşil kitabımda ve inanç sistem yeşil kitabına koymuştu. Benim için dedi, mutlu olmayıp da baş kaldırmış olan herkes hürriyet savaşçısıdır dedi. Ve ben bunları desteklerim. Siyah Afrika'da mesela bütün ülkelerin arkasında hem finansmanıyla hem siyahıyla hem eğitimiyle Kadhafi vardı. Sadece PKK değil. Tartıştık. Siz ne dediniz, öyle dediniz. Abi, orada tartıştık. Tabii. Ben de kendisine aslında Türkiye'nin ne olup ne olmadığını ve sonuç itibariyle bu demokrasi içinde Libya'nın pek Türkiye'yi anlayamayacağını ama bu nedenlerle de Türkiye'ye falan. Bana şöyle bir şey yaşadım hemen akabinde. Şimdi bir ihtiyarlar heyeti toplanmış. Türkiye ile
PKK arasında arabuluculuk yapma kararı vermiş. Çünkü Özal'ı severdi. Evet. Tansu Hanım'ı da çok takdir ederdi. Dolayısıyla ben araya girip bu işi halledeceğim diye tutturmuş. Ben vize vermedim gidecek heyete. Gene çağırdı beni. Yahu sen dedi niye vize vermiyorsun? İşiniz ne sizin Türkiye'de bu işin arasına girmek için? Biz dedi onlara hep yardım ediyoruz. Hepsini tanıyoruz biz dedi. Netice itibariyle oraya gittiğimiz zaman size ciddi bir yardımda bulunabileceğimizi düşünüyoruz. Hangi bağlamda? Hürriyet Savaşı. Orada dur. Şimdi efendim. Başka devletlerle görüştün? Norveç. Norveç. Bir örnek de oradan vereyim. Evet, yani çok devletle görüştük de Norveç. Norveç'te bu müzakere cereyan etti. Norveç bu petrol ilk bulunduğu zaman bayağı zenginleşti ve bütçesi her yıl 16 milyar dolar ortalama fazlalık veriyor. Nerede kullanıyordu bunu? Hürriyet savaşçılarında kullanıyordu. Ve Norveç'te Türkiye'de PKK'yı bu manada yıllar boyu bir terör örgütü olarak değerlendirip adlandırmamıştır. Peki Avrupa Birliği. PKK ilişkileri, Amerika PYD'yi destekliyor, PKK'yı terör örgütü kabul ediyor falan çok laf söyleniyor. Nedir o? Efendim bugün açıklama yapıldı biliyorsunuz. Evet. Amerika Birleşik Devletleri yeni listeyi açıkladı. PKK terör örgütüdür. Buna karşılık PYD ve YPG değildir dedi. Bunun sebebi çok basit. Bunun arkasında bir siyaset görmek lazım. Nedir o? O da şu. Amerika'nın en büyük ızdırabı, çok özetle söylüyorum tabii, en büyük ızdırabı IŞİD'dir. Ve 11 Eylül saldırılarından sonra hep müteyakkız olmak, hep tetikte bulunmak ihtiyacı duymuştur. Güvenlik önlemlerini de en üst düzeye çıkararak. Bu manada IŞİD'in yayılmacı siyasetlere bakarsanız daha bir evrenselleşiyor giderek. 27 tane ülkede branşı var şu sırada. Dolayısıyla bu koşullu Fransa'da falan patladı. Bana da gelmesin ne oluyor? Yok etmek lazım bunu. Bunu nasıl yok kullanayım eder? Kullanayım da kim mi kullanırsam kullanayım. Nasıl yok eder? Bunun yok edilmesi için 3 tane şey ya kendisi gelecek. Obama'nın politikası ben artık olmayacağım diyor. İkincisi Türkiye'nin gitmesini isteyebilir. Türkiye'nin buraya gitmesi bir felakettir. Zaten bizim politikalarımıza baktığımız zaman o değerli yalnızlık içinde bunu kimsenin arzu etmediğinden de emin olabilirsiniz o bölge içinde. Yani bizzat bölge halkları da bunu istemiyor. İstemiyor, evet. Bu da işin diğer tarafı. Yani Araplar bizi bekliyorlar gibi bir romantizme kapılıyor. Hayır, tam tersi sevmiyorlar bizi. Evet. Abi üçüncü bir kişi kalıyor orada bir vekalet savaşı falan da diyoruz buna, bir kanka yaratmak kendisine. Kim olacaktır bu? Araplara verdi, koca kol ordu gitti Musul'da teslim oldu. Ve bugün IŞİD'in silah altyapısını oluşturan oradaki Şii kol ordunun bıraktığı silahlardır. Yani Araplar savaşmıyorlar, savaşmayı da beceremiyorlar. Şiilerin silahıyla Musul'da teslim olup kaçtı bütün kol ordu. Bütün silahlar IŞİD'e geçti ve bu şekilde de IŞİD inanılmaz derecede sofistike bizi de aşan silahlar edindi. Edindi de nasıl da kullanıyor bu işi? Efendim öyle 70 bin kişi geldi. Harbi okulundan mezun olmuş değil ki bunlar. Hayır 70 bin kişi geldi Batı'dan. 70 bin. 70 bin kişi geldi eğitimli bilmem eğitimli. Ama bunlar o silah şimdi benim elime bir füzeyi verseniz ben bakarım yani onu nasıl askeri eğitimde yaptırıyorlar. Demek şimdi bunun da arkasında olan şey çok basitçe şudur. Yani daha geniş bir konu ama Irak Amerika Birleşik Devletleri girdiği zaman Afganistan'da da bugüne kadar Amerika'nın girip de arkasından mezbelelik bırakmadığı bir tek ülke yok. Evet. Büyük Orta Doğu projesi dedi 2003'te neokonlar. Onlar da girdiler ve mahvettiler dünyanın o bölgesini. Şimdi Irak'a girdiği zaman Irak'ta Tikrit üçgeni dediğimiz bölgedeki Sünni Araplar ezdiler. Reklam arası verdikten sonra Amerika tabii. Irak'a girdikten sonra neler yaşandı? Geleceğimiz nokta yani IŞİD oradan çıkıyor ve PKK'da oradan nasıl yararlanıyor onları anlatıyor. Onu soracağız. Size de bilhassa PKK ve diğer terör örgütleri bu kadar parayı, bu kadar silahı nasıl alıyorlar? Yani vitrinde satılmıyor ki bu silahlar. Nereden buluyorlar onu soracağım ama bir kısa reklam arasından sonra bizden ayrılmayın. İzleyenler, terör ve dış politika, siyaset, terörü destekleyen ülkeler konusunu, terörle mücadelenin nasıl olması gerektiği konusunu görüşmeye devam ediyoruz. Sayın Uluç Özülker, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a girip Irak devletini mahvetmesinin nasıl terörün yaygınlaşmasına yol açtığını anlatıyordu.
reklam için ara verdik. Bunu özetleyin, başka sorum var. Hayır efendim. Yani şimdi Tikrit üçgeninde aslında çok ilginç bir şey var. Orada Şiilerle Sünniler arasında bir mezhepsel ayrışım var. Ama Kürtler Sünnidir. Buna karşılık oradaki Sünni Araplarla Kürtler arasında bu sefer etnik ayrışımda sokulmuştur işin içine. Nasıl? Tikrit üçgeni Sünni Araplar veya başka bir deyişle Saddam'ın yanlılarıdır. Şimdi bunları çok ezdi Amerika. Ve bunlar netice itibariyle Baas Partisi yok edildikten sonra bu mezalim... Baas'la birlikte Irak devleti yok edildi. Yok edildi. Facia orada. Suriye'de o hatayı yapmayalım dediler, evet. Ama o da başka türlü bir gelişmeye sebebiyet verdi. Ama Baas yok edilip buradaki insanlar da bu kadar mezalim gördükten sonra IŞİD değil, ilk başta El-Kaide olarak ortaya çıktılar. Evet. IŞİD buradan çıkmıştır. Bunlar askeri yönden de, her yönden de Saddam kalıntıları, öyle diyelim. Saddam'ın generalleri, kurmay albayları, IŞİD'e, evet. IŞİD'e topyekün destek olup onun içine fiilen yer almışlardır. Dolayısıyla IŞİD nasıl bu kadar askeri strateji uygulayabiliyor, nasıl bu silah sistemleri? Başlangıçta bu şekilde Saddam'ın kalan silahları dahil hepsini kullanarak. Şöyle sorayım, çok kararlı bir davranış olsa, Türkiye, Amerika, Almanya, Rusya falan tam anlasalar, IŞİD kolaylıkla biter mi? Kesinlikle. Bugün dikkatinizi çekeceğim. Mesela Rakka'yı bugüne kadar, merkezdir, evet. Rakka, daha bir kere bombalamadılar. Devamlı civarda dolaşırlar. Ruslar esas itibariyle Esad'ın bir piyondur Esad. Esad veya bir başkası. Ama bizim komşumuz olmuştur güneyde. Onların hiç endişeniz olmasın. Ve hala Rusya komşumuz oldu. Rusya komşumuz oldu. Ve ileride Esad'ın devletinin sınırlarına çizmek için bugün mücadele ediyor Rusya. Evet. İdlib'i gene vurdu geçenlerde. Evet. Ben yapmadım diyor ama öyle. Şimdi sonuç itibariyle oradaki ÖSO'yu vuruyor, Türkmenleri vuruyor. Oradaki Esad topraklarını oluşturmak için. Cerablus Azez bölgesinde de bu manada. Çok dikkat etmemiz lazım. Yakında Esadlı mı Esadsız mı derken biz Esad'ı mı tercih etmek durumuna geliriz PYD'ye karşı? Bunu da düşünmemiz gerekiyor. Çünkü oraya doğru gidiyor mu iş? Gidiyor tabii. Yani Türkiye PYD'nin, PKK'nın Suriye kolunun giderek güçlenmekte olması karşısında Esad'ı... Amerika'nın politikasıyla birlikte. Birlikte Esad'ı tercih etmek zorunda kalmaya kalabilir. Doğru mu? Kalabilir. Çünkü Esad gitmeyecek. Öyleyse bu kadar angaje olmamak lazım. Olmamak lazım. Şimdi dolayısıyla bu koşullar altında çok basit bir şey var Irak'ta da. Devamlı buradaki sınırların çizilmesi için uğraşılıyor. Evet. Toprak bütünlüğünün idame ettirilmesi, devam ettirilmesi politikası bir tek şeye dayalı. Hem Suriye'de hem Irak'ta IŞİD bölgesi var. IŞİD'in sonu gelmeden veya ne yapılacağı belli olmadan sınır çizemezsiniz. Onun için toprak bütünlüğü diye ortaya çıkılıyor. Bir şeyi hatırlatayım yalnız, çok önemli bir faktör. Evet. Bugün IŞİD'in oturduğu topraklar. Hani şu hep Sykes-Picot diye devamlı konuşuyoruz. Evet. Sykes-Picot'un aslında iki haritası var. Evet. Bir ilk harita var, ondan sonra İngilizler bunu değiştirdiler, aldılar Fransızlardan bir takım yerleri. İlk haritada Sünniler için çizilmiş olan sınırlar bugün IŞİD'in oturduğu topraklarla birebir örtüşmektedir. Siz bununla IŞİD'i batılı emperyalistler çıkardı şeklindeki komplo teorisinin doğru olduğunu söylemiyorsunuz. Yok, hayır. Ben komplo teorilerine inanmam ama yani şöyle diyeyim. Her halvekarda orada doğal olarak böyle bir Sünni varlığın mevcudiyeti kabul edilmelidir. Bu çok aşırı gitmekte şu sırada tabii, IŞİD ayrı konu. Ama evet, sonuç itibariyle IŞİD'in böyle kolay kolay yok edilme ihtimali de bu bağlamda da baktığınız zaman yoktur. Onların da zaten akıllarında tarih... Ama anlaşma olsa yok edilebilir diyorsunuz. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sykes-Picot'da İngiltere ile Fransa başlattılar, onlar çizdiler. Bugünün koşullarında Amerika ile Rusya'dır. Bunlar anlaşamadığı sürece de burada çözüm yok. İki düşman kardeş bir konuda anlaştılar. Suriye Rusya'dan sorulur, Irak'ta Amerika'dan sorulur diyor. Hatta o kadar ki Amerika sonunda unutmayın ki benim orada eğitim veren askerlerimi arada bile geri gönderin diye Türkiye oldu. Üzerimize gelebildi. Arada yakası yırtılan Türkiye oldu. Yani ama Rusya ile Amerika bir tek bu konuda bütün düşmanlıklarına rağmen ne yazık ki anlaşmışlardır ve karşımızda. Şimdi Sayın Belgin Şan Akça, elimde şöyle iki tane not var. Ben bunu çok önemsedim ama belki de önemli değildir. Size soracağım. 13 Mayıs bu sene PKK Kobra helikopterimizi omuzdan atılan, Manpads denilen omuzdan atılan füzeyle bizim Kobra helikopterini düşürdü.
PKK'nın elinde füze, düşürülen bizim helikopter, Kobra. İki, 1 Haziran'da Nusaybin'de Amerika Birleşik Devletleri ve İsveç yapımı anti-tank füze bulundu. 1990'larda PKK'nın havaya füze gönderme diye bir gücü yoktu. Şimdi var mı? Nereye gidiyor? Ne oluyor? Bu silahlar nereden geliyor? Evet, şimdi MEMPED'ler ya da işte omuzdan atılan ve o kadar basit sistemleri var ki bazı videolarda şey bile soba borularından bile bunların yapılabildiğini gösteriyorlar. Çok enteresan. Özellikle 1998 ve sonrasında yaklaşık 84 tane devlet dışı silahlı örgütün bir dönem bunları ele geçirdiklerini görüyoruz. Kim üretiyor bunları? Tabii ki devletler. Yani benim yaptığım araştırmaya göre Small Arms Survey diye çok güzel bir veri sitesi var. Orada 20 adet devlet listeleniyor ama 1940'larda ilk üretimleri başlıyor ve amaç tabii ki devletler birbirleriyle savaşırken tankı vurmak, uçağı, helikopteri düşürmek. Aslında amaç tankı o. Vurmak biraz yanlış bir algı, daha çok uçağa ve helikoptere yönelik. Fakat sivil ve ticari uçaklara doğru yönelmesini MEMPED'lerin özellikle bu 2001'den sonra görüyoruz. 28 tane toplam MEMPED kullanılarak 1945 sonrası dönemde, özellikle 75'te zannedersem ilk saldırı Vietnam'da yapılıyor. 28 adet saldırı yapılmış bu şekilde. 98'den önce 3 tane, Soğuk Savaş'tan bunun, önce 3 tane bittikten MEMPED sonra 25 denilen, tane. Omuzdan atılan ve helikopter, uçak falan düşüren füzelerin Vietnam'da kullanıldığını söyledi. İlk orada ilk kullanmışlar. İlk saldırı. Bunu PKK'nın ele geçirmesi önemli mi? Bence çok önemli. O önemi anlattın. Ne ifade ederim? Çok önemli çünkü bizim orada terörle mücadele, yani askeri ve güvenlik boyutuyla ele alındığında orada tabii ki bir zafiyet oluşturuyor. Bu çok açık bir şey. Fakat ben şeyi bilmiyorum. Hani PKK'nın elinde kaç tane MEMPED var? Bunları işte nereden alıyor? Amerika çünkü ısrarla biz vermedik diyor. YPG'ye gönderiyoruz ama onu söylüyorlar. Hani YPG'ye yaptı bu arada. İsveç'te imal ediliyor bunlar. Bizde değil sadece arada. İsveç'in de biraz evvel hanımefendi de anlattılar. Evet. Ve PKK ile ilişkisi Açay'la. Evet. Açay'la. PKK ile değil ama MEMPED sadece İsveç'in, Amerika'nın ürettiği değil, Çin, Japonya, Bulgaristan, Rusya, birçok devlet üretiyor. Peki bu anti tank füze bulunması Nusaybin'de o önemli bir... Şöyle bir şey var. Şimdi az önce Uluç Bey şeyden bahsetti. İşte Irak'ın ve Suriye'nin artık bir şekilde otorite boşluğunun oluşması ve dış müdahalede biz akademide yaptığımız çalışmalarda hep şunu görüyoruz. Dış müdahalede eğer devletin tarafını destekleyen, bir de örgütlerin tarafını destekleyen farklı farklı aktörler varsa çatışma çözülmüyor. Çatışma çok daha uzuyor. Heh. Ve bu artık istatistikte... Yani çok parmak giriyorsa düzeltemiyoruz. Düzelmiyor. Kanıtlanmış bir şey. Dolayısıyla bizim Irak'ta ve Suriye'de gözlemlediğimiz olay tamamen bir otorite boşluğu. Mesela bu şeyde de öyledir. Uzak Doğu ülkelerinde Kamboçya acayip bir devlet, kendini sınırlarını kontrol edemez ve inanılmaz bir silah kaçakçılığı vardır. Bir sürü örgüt oradan silah kaçırır. Şimdi Orta Doğu'nun içinde bulunduğu şartlara bakıldığında orada hani bunların takibini yapmak, kim kime ne veriyor onu bilebilmek çok zor. Yani Suriye'de 2011'de ilk ayaklanmalar baş gösterdi. Serinde neredeyse 1000 tane örgütten bahsediliyordu. Yani kimin eline silah geçti, o silahları kime verdi, bunun takibi artık bence çok zor. Bir de PYD'ye silah vermekle PKK'ya silah vermek arasında fark var mı? Yoktur efendim. Değil mi? Yani birine verdiğiniz zaman öbürüne geçiyor. Zaten personel de aynı. Zaten Kandil'den birlikte sürekli eğitiliyorlar. Gönderiyorlar, evet. Getiriyorlar. Oradan ve Amerika Türkiye... eğitti bunların çoğunu da. Amerika, şimdi bir noktaya geldik. Çok kısa bir bantımız var. Onu izleyelim. Amerika neden PYD'yi destekliyor? Sadece IŞİD'le mücadele mi? O tabloyu bir görelim, ondan sonra sizlerden yorumunuzu alacağım. Bakın, Amerika ile PYD ya da PKK'nın Suriye kolu arasındaki ilişki. Amerika Birleşik Devletleri ordusu Rakka operasyonu sırasında kollarında YPG armalarıyla görüntülenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşmalarında durumu şu sözlerle kınadı. Amerika'nın PYD'ye, YPG'ye vermiş olduğu desteği kınıyorum. Bize verilen söz bu değil. Bize dost olanlar,
bizimle NATO'da beraber olanlar kalkıp da kendi askerini YPG'nin işaretleriyle Suriye'ye göndermemeli, gönderemez. Yanlış yerde duruyorsunuz. Teröre karşıyız demek de teröre karşı durulmaz. O zaman onlara tavsiyemiz, Suriye'nin diğer bölgelerine gittiği zaman yine IŞİD'in, DAEŞ'in armasını taksınlar. Yine El-Nusra'nın armasını, El-Kaide'nin armasını, Afrika'ya gittikleri zaman Boko Haram'ın armasını taksınlar. Eğer biz bu terör örgütleriyle YPG'yi aynı görmüyoruz diyorlarsa, benim de cevabım şudur. Bu çifte standarttır, bu ikiyüzlülüktür. Çok açık söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri askerleri için açıklama IŞİD karşıtı koalisyon sözcüsü Stephen Warren'dan geldi. Warren, askerlerin yetkisiz, durumun uygunsuz olduğunu belirtti. Amaçlarının Rakka operasyonunu yürüten YPG liderliğindeki Suriye Demokratik Güçlerine, özellikle de grubun Suriyeli Arap bileşenlerine destek vermek olduğunu söyledi. Warren, bir disiplin işlemi olacak mı sorusunuysa yanıtsız bıraktı. Ülke adı vermeden hassasiyet gösteren Türkiye'ye de durumun düzeltildiğine dair bilgi verildiğini ifade etti. Şimdi tecrübeli bir diplomat olarak size şu soruyu sormak istiyorum. Ben de merak ediyorum. Terörün tanımı siyasi amaçlar için şiddet kullanmaksa PKK da bunu yapıyor, IŞİD de bunu yapıyor. Niye IŞİD'le, El-Kaide'yle, El-Haram'la bunlara karşı gösterdikleri tavrı Batılılar veya başkaları PKK'ya karşı göstermiyorlar? Etnik terörle bu ideolojik, dinsel terör arasında niye bir farklılık görüyorlar? Efendim çok basit aslında. Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK diye bir derdi yoktur. O Türkiye'nin derdidir. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin IŞİD diye bir derdi vardır. Bu Hispanikler derdi, böyle bir şey yapsalar o vakit Amerikan da derdi olur. Tabii. Yani Amerika Birleşik Devletleri IŞİD'i yok etmek peşinde. IŞİD'i kendisi yok edemeyeceğine göre onun bir taşerona ihtiyacı var. Bu taşeron kim olacak? Türkiye'de olamadığına göre ters düşüyor. Rusya ile herhangi bir şekilde bu manada bir güven duygusu içinde hareket edemeyeceğine göre orada kendine bir kanka yaratması lazım. Unutmayın, Irak Savaşı sırasında Kuzey Irak, Irak'ın kuzeyi bugün, Barzani bölgesi, Kürt bölgesi, biz tezkereyi reddettikten sonra mecliste ikinci defa geçti ama geç olmuştu. İlk gidip de kanka olaraktan ilan ettikleri ve eğittikleri Barzani bölgesi olmuştur, Kürt bölgesi. Ve ondan sonra da ondan hiç geri adım atmadılar. Hep o şekilde devam ettiler. Şimdi bugün de baktılar Araplar savaşamıyor. Çok iyi savaşçı değil ama buna karşılık Kürtler... Hakikaten Araplar iyi savaşçı olmadılar değil Hayır. mi? Arap-İsrail savaşında gördük. Hayır, hayır. Irak'ın işgalinde başarılı. Gördük, Suriye'de gördük. Ama Kürtler başarılı. Bir Kobani meselesinde mesela evet. Kürtler çok ciddi şekilde mücadele evet. ettiler. Şimdi burada iyi askerler eğitilip silah da verildiği takdirde başarı kazanacaklar. Şimdi buradaki tenakuz şu, çelişki şu. Biz diyoruz ki PYD'de... Amerika'da diyor ki PYD benim orada kullanacağım IŞİD'e karşı kara gücüdür. Havadan vurmakla bir yere gitmiyor ki havadan da can damarını vurmuyor. O da ayrı konu söylediğimiz gibi. Niye vurmuyor? Bililtizam mı vurmuyor? Bilinçli olarak vurmuyor. Çünkü sonuç itibariyle oradaki derdi yarın öbür gün burayı işgal ettiği zaman gene oralarda kendi varlığını devam ettirecek. Yok etmiyor. IŞİD diye hep çevrede dolaşıyor. Rakka'yı vurmuyor, Musul'u vurmuyor değişik nedenlerle. Bunu Rusya da yapmıyor aynı şekilde. Onlar da hep kendi emelleri neyse orada oraya gidecek şekilde hareket ediyorlar. Şimdi basitçe PYD onlar için karada kullanılacak ve IŞİD'le baş edecek güçtür. Tek başına olmaz ama Arapların da desteğiyle bu işi bitireceğim. Türkiye buna karşılık PKK ile bunun arasındaki uzantılı işbirliğini de bildiği için... Biz silahları... PYD'ye değil, PYD ile birlikte hareket eden Araplara veriyoruz açıklaması. Herhalde diplomatik bir açıklama. Yani ben buna da inanmıyorum. Çok biraz evvel çelişkiden bahsederken gerekçem buydu. Şimdi siz bir yandan diyorsunuz ki benim güvenip de burada savaştırabileceğim bir tek unsur var, PYD'dir. Kürtler... Irak'ta Barzani olduğu gibi. Öbür tarafta IŞİD'in çok büyük bir silahlı gücü de var. Onunla mücadele edebilmek için bu adamları herhalde ölmek için cepheye sürmeyeceksiniz.
Bu adamın elinde de ondan daha üstün veya en az eşit silah olacak ki hava kuvvetlerinin de desteğiyle mücadeleyi kazansın. Peki Türkiye ne yapmalı bu durumda? Efendim, şimdi Türkiye'nin aslında yapabileceği çok fazla bir şey yok. Burada Türkiye'nin kendi politikalarını gözden geçirip bir şekilde yeni bir politikaya yönelmesi lazım. Yani Türkiye şu sırada daha çok duygusal, mezhepsel vesaire pek çok konularla bugüne kadar geldi. Ve değerli yalnızlığa da işte ulaştı. Şimdi bugünkü koşullarda gerçekleri kabul ederek gitmek lazım. Biraz evvel dedim ki ambargo uyguluyorlar Amerika, Avrupa Birliği, Rusya'ya. Buna karşılık Rusya ile Amerika Orta Doğu konusunda anlaştılar. Yani zımni bir... Hem ambargo yürüyor hem burada... Hem bunu yapabiliyor. Öbür tarafta Esad gitsin diye başında varan veya işte Mısır'ı alın. Amerika ne yaptı? Evvela mübarek gitmesin dedi. Baktı ki Mursi geliyor peki dedi. Arkasından Sisi geldi ona da dedi. Yani yurt dışına çıktığınız zaman biraz pragmatist olmak ihtiyacınız var. Evet. Bugün siz Esad'ı indiremiyorsanız Esad gitmelidir diye direnirseniz Amerika ile uyuşamazsınız. Bir de tek başlık alıp bizden başka da Esad gitsin de kilitlenen güvenli yok. Güvenli bölge yapamazsınız Cerablus Azez'de bugünkü şartlarda. Çünkü işte Membiç vesaire falan. Membiç gidiyor işte. Gidiyor. Evet. PYD olmadığı takdirde orada IŞİD var. IŞİD daha büyük bir dert. Dolayısıyla burada birinden birini tercih edeceksiniz o zaman. Dış politikada esneklik gerekiyor herhalde. Biz o esnekliği kaybettik. Yani biraz sonra bu lazım. Dış politikada nasıl bir revizyon yapmak gerekir onu soracağım. Siz ne diyorsunuz? Bu? Ben Uluç Bey'in söylediği çok önemli noktalara birkaç ekleme yapmak istiyorum. Buyurun. Şimdi IŞİD evet Amerika'nın derdi ama bence Türkiye'nin de derdi, hatta dünyanın da derdi. Bu bağlamda şuna ben dikkati çekmek istiyorum. Şimdi terörizmin tarihçesine bakıldığında da terörizmi ya da şiddeti, siyaset amaçlı şiddeti motive eden birçok ideoloji var. Her ideoloji ve dünya görüşü kendi radikal ve fundamental gruplarını yaratıyor. İşte bunu biz sosyalizmde gördük, Marksizmde gördük, milliyetçilikte görüyoruz ve dini ideolojilerde de görüyoruz. Ve bu hani dini... Sizin bir teziniz var, ben makalenizde okudum. Sol, radikal sol politik olgunluğa ulaşarak demokrasiye ulaştı, silahı bıraktı. Evet. Ama henüz etnik milliyetçi hareketler ve dini referanslı terör örgütleri o politik olgunluğa ulaşmadıkları için terörü devam ediyor anlamında. Evet. Bir açar mısınız? Mesela şimdi Kolombiya'daki örgütlere bakın ya da İtalya'daki işte Red Brigades, Kırmızı Tugaylar. Bunlar yok oldular ve bir şekilde kendilerini transform ettiler. Daha işte siyasi... Hakikaten de Marksistlerin hiç örgüt kalmadı. Tabii dünyada. Kalmadı. Ha, bunda tabii ki Sovyetler Birliği'nin çöküşü de etkili. Ama şimdi devam ede gelen terörizm akımlarında neyi görüyoruz? Etnik milliyetçi ideoloji ve dinsel ideoloji. Dini ideolojinin şöyle yani şu anda gözlemlediğimiz Al-Kaide ve IŞİD'in dünya genelinin için şöyle bir riski var. Bütün dünyadaki sistemi ve bütün dünyayı ele geçirmek istiyorlar. Yani etnik ya da her yerde militan bulabiliyorlar. Gidiyor Londra'da metroyu insanları mobilize edebiliyorlar. Biliyorsunuz 1995'te mesela Aung San Suu Kyi Tokyo Subway'ine saldırı düzenlediğinde kimyasal silah kullanmıştır. Evet. Ve 12 insan öldü, bine yakın insan da yaralanmıştır. Şimdi dinsel içerikli ya da dini kendine motivasyon olarak seçen terör örgütlerinin böyle bir riski var ve biz şu anda o aşamadayız. Ve o yüzden de zaten az önce bana şeyi sordunuz işte şiddet açısından mesela El-Kaide ve IŞİD bütün dini terör örgütleri içerisinde de en fazla şiddete başvurmuş olan örgütler ve bunu şu anlamda söylüyorum. İslami örgütler değildir. Hani o manada söyle bütün dini örgütler içerisinde ve kendine İslam'ı motivasyon olarak seçen örgütler içerisinde de en fazla. Diğer bir sorunuz da neden Amerika PYD'yi destekliyor, IŞİD'i desteklemiyor sorusu. Aslında bu benim çalışmalarımda da çok dikkatlice ele aldığım bir konu. Aynı şeyi biz birçok devlette yaşıyoruz. Filistin meselesi örneğin. Asad Fatah'ı desteklememiştir.
ama kendine yeni bir piyon yaratarak İslami cihadı kurmuştur ve onu ısrarla desteklemiştir. Hatta onun öncesinde El Sayıka'yı oluşturmuştur. Fakat Fatah'la anlaşamamıştır. Çünkü Fatah onun emri altına girmek istememiştir. İşte benim istediğim zaman İsrail'e saldıracaksın diye öngörüde bulununda Arafat bunu reddetmiştir falan. Ve Arafat bağımsız hareket edince Suriye'nin diktatörü Esad kendi örgütünü kurdurdu. Evet. Ve bu bağlamda buna ben ideational bağlantılar diyorum. Yani fikirsel, düşünsel, duygusal bağlantılar. Amerika'da PYD'yi daha seküler bir örgüt olarak görüyor. Daha klasik alışa geldiği bir örgüt olarak görüyor. Ama IŞİD'i o şekilde görmüyor. Türkiye bu PYD silahları sadece Amerika'dan mı alıyor? Onu hiç bilmiyorum. Yani ben onun çalışmasını son zamanda çok takip edemedim. O Suriye'deki silah tedavülü silah piyasası sırf devletler tarafından mı veriliyor? Bunun Suriye ordusundan ele geçenler, Irak'tan ele geçenler, parayla kaçakçılık falan değil mi? Çok silah dönüyor orada yani. Tabii. Bütün dünyadan da alınabiliyor. Şu sırada yüksek müsaadenizle şöyle çok kısa bir şey, bir analiz yapabilir miyim bir konuda? Buyurun. Belki oturtmak için de konuyu yerine. Şimdi esas itibariyle dünyada imparatorluklar çöktükten sonra bu 1789 Fransız ihtilaliyle konuşuyorduk. Bir sistem değişimine gidildi. Ulus devlet ortaya çıktı vesaire. Laikliği de beraberine getirdi. Din faktörünü ikinci plana iterek. Büyük devletler gene bir danışma çağı diyoruz 19. yüzyıla. Osmanlı İmparatorluğu'nu yıktı. Çarlık Rusya'sı, Avusturya-Macaristan. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu. Onlar bütün imparatorluklar yıktı. Üçünü de imparatorlukları bitirdi. Ulus devlet olarak çıktı. Birinci Dünya Savaşı ikinci kırılmadır. 20. yüzyılda da bunun için iş birliği çağı diyoruz. Neden bu kırılma? Bu sefer uluslararası işbirliği teşkilatlarını ortaya çıkardı. Milletler Cemiyeti, sonra Birleşmiş Milletler vesaire. Mesela Avrupa'da 47'ye çıktı devlet sayısı bir anda. Küçük milliyetçilik, mikro milliyetçilik ön plana çıkmaya başladı. Ve sonuç itibariyle de yukarıda danışarak, işbirliği yaparak bir karar almadığınız takdirde çok zora girdiğiniz ortaya çıktı. Dolayısıyla İkinci Dünya Savaşı mesela bir kırılma değildir. Şimdi burada çok önemli bir şeye değineceğim. Daha sonra konuşacağımız bir konunun temelini oluşturduğu için. %100 kazanılmış bir savaş dahi adil bir barışla bitmediği takdirde yeni savaşların habercisidir. İşte Birinci Dünya Savaşı'nın İngiltere, Fransa %100 kazandı ama ikincinin tohumunu attılar. Bu konuşmalarımızın galiba temelini bu oluşturuyor. Aslında Sovyetler Birliği çöktü ama Sovyetler Birliği ile birlikte bir yandan teknolojik gelişmeler vesaire hepsi bir arada dünyada sistem çöktü. Ve şu sırada daha oturmamış yeni bir kırılma yaşıyoruz biz. Bu kırılmanın içinde değişik unsurlar var. Küreselleşme bunun bir boyutu. Ekonomik vesaire. Ama mesela bir Joseph Nye diye bir Amerikalı 1990'da yanılmıyorsam bir kitap yazdı. Bound to Lead adıyla. İlk defa soft power, yumuşak güç kavramını o kullandı. Sonra 2004'te de kitabını yazdı bunu yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu yazmış olduğu kitapta çok net bir şey söylüyor. Artık savaşmaya gerek yok diyor. Çünkü diyor soft power dediğiniz o yumuşak güç netice itibariyle sizi zaten teslim alıyor diyor başka şekilde. Bugün gidiyorsunuz Türkiye'de sokağa McDonald's bilmem ne falan. Yani zaten Amerika ayrıca bir gayret göstermeye ihtiyacı olmadan savaş falan size geliyor. Bu da bir şey. Şimdi bunun dışında iki tane çok önemli şey oldu. Birincisi yumuşak güçten sonra savaşların da modeli değişti. Ne oldu? Artık kimse kimseyle savaşmıyor. Rusya ile Amerika savaşamaz. Rusya'nın elinde Suriye'de adamlarını savaştırıyorlar. Nükleer başlık. Amerika'da 175 tane. Hepsini kullansalar bu dünya zaten bitmiştir. Onun için Suriye'de vekaleten savaş kavramı. Vekalet savaş. Proxy war. Evet. Ama bunu yaparken çok daha önemli başka bir şey var. Savaşın vekalete dönüşmesi kendi mikro milliyetçiliği teşvik ettikleri unsurlar marifetiyle yapılıyor. Evet. Savaş. Ama bunun ötesine geçen iki tane çok önemli faktör var. Şimdi orada tamamlamak istiyorum. Terör bu manada çok önemli. Efendim, bunların hepsi iyi hoş da birilerinin sürekli ezildikleri bir dünya olmaya başladı bu. Yukarıdakiler, bir Fransız tarif etmişti bana, 2 metrelik bir havuz düşün dedi. İki kişiyi saçlarından tutup batırıyoruz. Biz devamlı nefes alıyoruz. Onları her 2-3 dakikada bir çıkarıp nefes aldırıp yine batırıyoruz. Hep biz yaşayacağız diye.
Bugünün dünya koşullarında SMİK'ler vesaire bunlar hep çıktıktan sonra da bu yeni gelen büyük ülkeler düzen değişmeye başladı. Ama bu arada aşağıda kalmış olanlar çok ezildi. Evet. Bu ezilmiş olanlar bir noktada reaksiyon vermeye mecburlar. Ve bu reaksiyon bugün adı konmamıştır. Biz terör diyoruz ama sonuç itibariyle doktrinde asimetrik savaş adıyla anılmaya başlandı. Evet. Ordu kullanarak terörün üstesinden gelemiyorsunuz. İşte biz de Güneydoğu'da adam koyuyor oraya bilmem. Elinizde atom bombası var ama hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Ötekinin elindeki basit bir el yapımı bomba 50 kişiyi öldürebiliyor. Ama çok daha vahim bir durum var şimdi. Bugün asimetrik terörün bu. Üzerine. Atom bombası yine bir işe yaramasın. Daha verilmesin. Tabii yaramasın. Bu kadar ciddi şekilde eğilmelerinin Amerika, Rusya hepsi dahil bir tek nedeni var bugün. Şimdi kimyasal silahlar, nükleer silahlar vesaire bunlar dünyada kolaylıkla elde edilebilecek konuma girdi. Eğer bunlar mesela Pakistan'da gördüm orada listenizde. Hı hı. Pakistan nükleer silah sahip ve şu sırada kontrol edemiyor devlet kendini. Nükleer silahın eskaza eline geçtiğini düşünün orada. Taliban'ın veya birinin bir destek yandınız. Verdi biliyorsunuz. Neye? Amerikan Pakistan'a evet. inanılmaz bir destek verdi. Çünkü Hindistan tarafsızdı. Amerika Pakistan ilişkileri daha iyiydi. Evet, evet. Dolayısıyla dünyada koşullar değişmiş. Terörle mücadeleyi bahsediyoruz. Evet. Dünyada koşullar topyekün değişmiştir. Ne Türkiye'nin olduğunu... işi zorlaşmıştır. Her ülkenin işi her zorlaşmıştır. Ülkenin. Terörle mücadelede her ülkenin işi zorlaşmıştır. Ve burada uluslararası planda Birleşmiş Milletler'de bir birlik içinde hareket edip orada ortak bir fayda bulamazsanız... Şimdi bu problemi sembolize edecek soruyu size söyleyeyim. Şöyle sorayım. Sıradan bir Amerikan vatandaşı veya Beyaz Saray'daki Amerikan başkanı. Soğuk Savaş döneminde mi rahattı, şimdi mi rahat? Şimdi daha rahatsız. Rahatsız. Kesinlikle çünkü... Kontrol edi. Bakın. Yani nükleer silahları kontrol ediyordunuz. Fransa niye bu kadar rahatsız? Nerede ne bomba patlayacağını bilemiyorsunuz. 6 milyon Müslümanı var bugün Fransa'nın, Türkler de dahil. Ne yapacağını bilemiyor. Bilemiyor. Gönderemez de. Vatandaşı. Evet. Siz bu devlet dışı silahlı grupların siyaset yapması, yani terörün siyasi araç olarak kullanılması... Bunda gelişen teknolojinin rolü nedir? Gelişen... Şimdi Birinci Dünya Savaşı niye çıktı? Bir adam, bir Sırp milliyetçisi eline tabancayı aldı. Avusturya Veliahtı Ferdinand'ı öldürdü. Şimdi öyle değil ki, bomba patlatıyor. Kendisini patlatıyor. Nereye gidiyor bu iş? Gelişen teknoloji tabii ki inanılmaz katkı sağladı. Bunda hem küreselleşme ya da karşılıklı bağımlılık, interdependence denilen olay önemli. Fakat onun da ötesinde ben aslında iki soru şey sizin bahsettiğiniz konuya bir kere daha değinmek Buyur. İstiyorum. Bu değerli yalnızlık diye Uluç Bey dile getirdi. Bence yani başka ortamlarda da ben bu soruyu cevapladım. Türkiye bence yalnız kalmak isterse yalnız. Yani Türkiye yalnız değil aslında. Çünkü şey sorusu da çok sordu. 90'lardan daha mı kötü durumdayız mesela? Bence değiliz. Çünkü 1990'larda biz PKK'nın tanınması için bir mücadele veriyorduk. Bir terörist örgüt olarak tanınsın diye. Hem Avrupa Birliği'ne görüşü. Amerika 1997'de tanımıştır mesela. Yabancı terörist örgüt listesine eklemiştir. Yo, hatırlayın 1993'te mi 94'te mi Almanya Türkiye'ye verdiği zırhlı personel araçlarını Güneydoğu'da kullanamazsın diye ambargo koydu Türkiye 1990'larda. Tabii. Evet. Tabii. Yani ama burada... Şimdi siz bir şey demiyorlar. Evet. Evet. Burada tabii bu bence çok farklı bir programın konusu olabilir. İçeride oluşturulan mağduriyetler ve yoksunlukların dışarıda bu örgütlerin destek bulmasına tabii ki katkı sağlaması. Bunu biraz açın. Bir konu. İçeride oluşturulan mağduriyetler... Terör örgütlerinin dışarıda destek bulmasına yol açıyor. Yol açıyor. Bunu şöyle somutlaştıralım. Dokunulmazlıkları kaldırıp bunların temsilcilerini parlamentodan atmak neye yarar? Bence oldukça demokrasimizle ilgili oldukça önemli zafiyetler oluşturuyor. Yani bu örgütler içerisinde %14'ünün sadece siyasi kanadı vardı. Mesela benim yaptığım çalışmada. Dolayısıyla siyasi kanadın olması bir imkan mı? Bir imkan. Bir imkan. Bunu yok etmemek lazım. Oslo görüşmeleri yapılırken Arafat'la Arafat masaya oturdu ve artık hani imzalanacak. Bizim Oslo değil, Arafat'ın Oslo'su. Arafat'ın Oslo'su 93'te. Geride ne yapılıyordu? İşte Filistin örgütü altında, biliyorsunuz Filistin Kurtuluş Örgütü böyle tek başına bir örgüt değil. Altında bir sürü farklı örgütleri barındıran bir şemsiye örgüt. Radikal kanatları
şiddete başvurdular, terörist ataklar yaptılar ve bir anda görüşmeler bir noktada tıkandı. Buna sabotaging the peace deniliyor. Yani barışı sabote etmek. Evet. Siyasi iradenin yapması gereken bu örgüt içerisinde ya da bir şekilde evet. hareket içerisindeki ılımlı kanatla diyaloğu ve iletişimi devam ettirmesi. Evet. Şimdi efendim son sorumu soruyorum. Biliyorsunuz Başbakan Yardımcısı Sayın Numan Kurtulmuş dış politikada değişiklik zaruri oldu diye konuştu. Sayın Başbakan'ın da Binali Yıldırım'ın da benim çok hoşuma giden bir formülasyon oldu. Düşmanlıkları azaltıp dostlukları çoğaltmalıyız. Nereye geldik ki buna ihtiyaç duyuyoruz? Yani dış politikamızda dostlukları artırıp düşmanlıkları azaltmanın ya da Numan Kurtulmuş'un söylediği değişikliğin siz danışmanlar olsanız nasıl tavsiye edersiniz? Şimdi efendim, çok kısa rica edeyim. Evet, evet çok kısaca şöyle diyeyim. Aslında geç kalmış bir değerlendirme. Ben de aynı kanaatteyim. Geç kaldı. Evet. Çünkü bu noktaya gelmeden önce yapılmalıydı bu. Evet. Kırmak çok kolaydır ama onun tekrar güvenini kazanmak aynı kolaylıkla da sağlanamayabilir. Türkiye başlangıçta Orta Doğu'nun çok aranan veyahut da arabuluculuk vesaire kankalık ilişkisine kadar götürmüş olan bir çözüm. Suriye ile İsrail'i biz barıştırıyorduk. Aynen. İkisinin de güveni bizim üzerimizde olduğu için. Aynen. Ve bu arada başlangıçta sıfır sorun politikası diye yola çıktık. Burada üç tane şey çok önemlidir. Birincisi, çok kısa söylüyorum satır başı halinde. Evet. Birincisi, efendim dış politikada devletlerin menfaatleri vardır, aşk ilişkisi yoktur. Türkiye bir takım şeyleri mezhepsel veya değişik nedenlerle veya işte neyse uzatmayayım şeyi her elvekarda başka bir boyutla görmüştür. Hissi davranmıştır burada. Gerçekçi olmak yani lazım. Mısır'dan bu kadar gırtlak gırtlağa gelmenin manası var yok, mı? Hiç yok. Dolayısıyla orada bu kadar üstün bir pozisyondan bu noktalara kadar bir tane dostu olmayan noktaya kendini taşımıştır. Menfaatini kollayamadı. İki, dış politika aynı zamanda imkan ve kabiliyetlerle orantılı olarak düşünülmesi gereken bir konudur. Eğer sizin elinizde dünyayı yönetebilecek bir manivela yoksa ve bunu bir başkası yapıyorsa o zaman bunu kolektif olarak düşünmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri dahi bir NATO üyesi olarak Türkiye ile birlikte bunu toplu yapar. Evet. Ben oturup da NATO kimdir, Avrupa Birliği ne yapar filan diye ortaya çıkarsam o da bitirir. Üçüncü çok önem verdiğim bir konu. Efendim bu mesele baştan aşağı bir ülkenin güvenli bir limana sığınması ama kendi içinde de o limanın gerekleriyle ilgili ne varsa yapması şartına bağlıdır. Batı demokrasi olmadan demokrasi terörü olacak. Çözemezsiniz. Bugün artık 1984 şartları değil, 1990 şartları da değil. Hiçbir savaş %100 kazanılsa dahi dedim, adil bir barış olmadan bitmez. %51'i alan kazançlıdır. Bugün uzlaşı kültürünün bu memlekette de mutlaka ve mutlaka gelişmesi evet. lazım. Bu sizin de kitabınızdaki temel tezlerden birisi iç politikanın silah kullanan terör örgütleriyle mücadeledeki rolü. Hı hı. Buyurun, ne diyorsunuz? İç politikada şimdi neden, tabii açıklamaya çalıştığımızda neden şiddete başvuruluyor? İki tane yaklaşım var. Bir tanesi işte belli mağduriyetler üzerinden giden yaklaşım. Diğeri de ekonomik bazı kazançlar elde edildiği için bu örgütlerin bir kısmı ayaklanıyor falan diye düşünüyoruz. Mesela bunların bir örneği Sierra Leone'daki devrimci Birleşmiş Güçler. İşte oradaki doğal kaynaklardan bir şekilde pay elde etmek istiyorlar. O yüzden ayaklanıyorlar. Evet. Fakat bizim Türkiye'de yaşadığımız şey o yüzden bu son dönemde de çok tartışılıyor. Güvenlik boyutuyla ele almak yeterli midir? Tabii ki yeterli değil. Yani bunun sosyal boyutu var, güvenlik boyutu var, demokrasi, iç kurumların güçlendirilmesi boyutu var ve dış politika boyutu var. O yüzden de yalnız değiliz diyorum. Yalnız seçmeyi seçer, yalnız olmak istesen olursun da. Evet. Ama biz bu şartları, yani Numan Kurtulmuş'un o yüzden ben konuşmasını çok takdir ettim. Bence çok önemli bir açılımdı. Hiçbir şey için hiçbir zaman geçmedi. İnşallah hükümetin bütün politikasını temsil ediyordur o sözde. Evet. Yani. Bu arada tabii sizin demin söylediğiniz çok önemli husus. Eğer silahla bittikten sonra bir muhatap arıyorsanız o meclistir.
Evet. O meclisi boşalttığınız anda evet. kendi ayağınıza kurşun sıkıyorsunuz şu sırada. Evet. Bunu da yapmamak lazım. Evet. Yani o yüzden mesela İsrail'e açılım başladı, ondan bahsedildi. Rusya ile ilişkilerimiz düzeltilmelidir dedi. Suriye'de bütün oradaki grupların bir araya konulduğu ve haklarının teslim edildiği... Siz Suriye'de, Suriye politikasında bir yumuşama, bir çok taraflılık olması gerektiğini düşünüyor musunuz? Düşünüyorum ama bence Suriye politikasında Amerika ile biz çok benzeriz birbirimize. Yani Amerika da Asad'ı istemiyor, biz de istemiyoruz. Bir ara ister gibi oldu Amerika. Amerika kadar istemiyorsak mesele yok, daha fazlasını. Yani sonra vazgeçti. Yani çok ya biz ya Amerika çok kaypak oynadı Suriye. Evet, yani çok böyle değişken konular hakkında konuşmak istemiyoruz ama şunu söyleyeceğim size. Son cümlenizi alayım mı? Son cümle şöyle. Devletler kendi aralarındaki işbirliklerini çok uzun devam ettiriyorlar ama silahlı örgütlerle gel geç. Ve hani onun üzerinden bir dış politika inşa etmemek gerekiyor. Türkiye'nin evet. evvela aidiyetini tayin etmesi lazım efendim. Nereye ait olduğunu? Doğulu mu batılı mı? Doğulu mu batılı mı? Ve Türkiye batılıdır. Bunun dışında da evet. tercih hakkı yoktur. Şimdi her iki konuğuma da çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Sayın Uluç Özülker ve Belgin Şan Akça, çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, önümüzdeki hafta çok ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir konuyu görüşeceğiz ama konuklarla mutabakata varmadan açıklamayayım. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere sizleri bekliyorum. İyi akşamlar.